Şimdi Kur'an okumak üzere Kocatepe Camii din görevlilerinden Halil Balcıoğlu hocamı kürsüye davet ediyorum. Temsilcilerimiz ve medya temsilcilerimiz, düzenlemiş olduğumuz iftarımıza hoş geldiniz. Malum son yıllarda mahrum kaldığımız Ramazan'ın bereketi iftar sofrasında bizleri buluşturan Yüce Rabbime şükürler olsun. Muhabbet soframıza icabet eden siz değerli gönül dostlarına da teşekkür ederim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydası en çok dokunandır. Diliyoruz, umuyoruz, dua ediyoruz. Bu hadisin müjdesine nail olanların sizden olduklarını için dua ediyoruz, öyle umuyoruz. Diyanet Vakfı Başkanımızın bu güzel bilgilendirmelerinin ardından ben de zaten iftara da çok az kaldı. Burada sizlerle bir arada olmaktan, Ramazan ruhunu yaşamaktan çok memnunum. Maalesef geçtiğimiz yıllarda biraz uzak kalmıştık. Ancak bu yıl yine aynı coşkuyu yaşıyor olmak beni çok duygulandırıyor. Umarım bundan sonra da hep bu şekilde devam eder. Her yıl aynı coşkuyla kutlarız. Herkese hayırlı iftarlar, Allah kabul etsin. Ne söylenir bu kadar kısa vakitte?
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam inanarak ve ecrini Allah'tan bekleyerek oruç tutan kimsenin tüm günahları affolur diyor. Ben Ramazan'ın amacının bir meta insan, meta hümin, yani insanı kamil oluşturmak olduğunu anladım. Şükürler olsun. Nasıl oluşturuyor? Ramazan iklimi ve mevsimi geliyor. İnsanları cismen bu insanı kamil olmaya, güzel insan, aklı selim, zevki selim, fikri selim, güzel insan olmaya bedenen bizi alıştırıyor. Önce bedenlerimizi zinde kılıyor, fazlalıkları almıyor. Bedenimizi zinde kıldıktan sonra artık duygularımıza hakim olmaya başlıyoruz. Selamun ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel alemin, oruçlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Namazlarımızı, riyazlarımızı, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, Reyyan kapısından cennete girmeyi, cemalini görmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bizleri birlik, beraberlik, kardeşlikte daim eyle ya Rabbi. Ve selamun ala cemii'l enbiya'i vel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Efendim, Allah razı olsun. Günümüz, Ramazanımız bereketli olsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu üzere ilk 10 gününü idrak ettik. İkinci 10 gününü de idrak etmek üzereyiz. Son 10 günü cehennem azabından kurtuluş, şeytanların bağlandığı bir zaman dilimi. Biraz önce ifade ettim. Ramazan bizi tutunca biz insanı kamil oluyoruz. Mükemmel insana doğru gidiyoruz. Hollanda'da 40 yıldır, hatta 50 ya da 60 yıldır diyeceğim, bu göçle gelen Türkler büyük bir organizasyonla Hollanda Diyanet Vakfı'nı kurmuşlar. Değişik kuruluşlar kurmuşlar, federasyon kurmuşlar. Ben onların emeklerine çok çok teşekkür ediyorum. Ve şunu söylemek istiyorum. 40 yıl önce neredeydik? Bugün neredeyiz? Buradan hareketle bir kıyas yapıp 40 yıl sonra nerede olacağımızı hesaplayarak biz daha salih, daha temiz, daha yeşil kentler, daha güzel nesiller yetiştirebileceğimizi bilelim. Umarım önümüzdeki günler çok daha güzel olacak. Bu bağlamda biz Hollanda Din Hizmetleri Müşavirliği olarak Diyanet Vakfı ile işbirliği içerisinde İhtida projemiz, Kitap Okuyorum projemiz, efendim Cenaze Vakfı projesi, Gençler projemiz, özellikle hafta sonu okullarımızla ilgili materyal üretimi, standartizasyon ve akreditasyon. 15 bin üzerinde aşkın camilerimizde öğrencilerimiz var. Ve en önemlisi Hollanda'nın dini literatürüne tercümelerle katkıda bulunmak istiyoruz biz. Bu bağlamda çevirisini sunmuş olduğumuz hadisler, Kur'an meali ve diğer çalışmalarımız var. Bütün bu çalışmalarımızı buradaki Türk insan gücü Hollandalılarla beraber bu ülkenin sulhüne, salahına, yararına çalışmaya devam ediyoruz. Ben gayet memnunum buradaki çalışmalardan. Son bir nokta belki Avrupa özelinde de Hollanda'daki Türk insanının vakıfları, dernekleri büyük oranda çok daha entelektüel, çok daha üst düzey diğer Avrupa ülkelerine nazaran ve burada bir ciddi, kaliteli, üst düzey bir Müslüman anlayışı, Türklerin vakası, varlığı bir gerçek. Ben bu alanda Hollanda Diyanet Vakfı'na, Din Hizmetleri Müşavirliğimize, Büyükelçiliğimize, tüm partner kuruluşlarımıza, tüm medya kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sivil toplum kuruluşlarımızla ve medya kuruluşlarımızla çok güzel bir iftar gerçekleştirdik. Sağ olun, var olun efendim. Allah kahretsin. Hocam, az önce işte konuşmada şey geçti. Hollanda'ya çevrilmiş bir kitaptan, kitapçıktan bahsedeyim. Onu biraz açabilir misiniz? Şöyle söyleyeyim.
Aslında İslam dininde misyonerlik yoktur efendim. Yani biz başkalarının İslam dinine girmesine karar veremeyiz ve zorlayamayız. Sadece tebliğ vardır bizde. Peygamber Efendimiz'e de ve ma aleyke illel belâvul mübin. Sadece sana tebliğ etmek vazifen vardır. Hidayet Allah'tan. Hollanda özgür bir ülke. Biz bu ülkede insanların her türlü dine, felsefeye inanma özgürlükleri inanıyoruz. Fakat bir dine inanabilmek ve o dine girebilmek için o dinde, dinle ilgili kendi dilinizde metinlerin olması lazım. Bu manada İslam'la ilgili otantik metinler burada çok az. Biz ana projemizde bir hukuk kitabı, ilmihal kitabı çıkarttık. Hadislerle İslam kitabını çıkarttık. Şimdi çok güzel bir baskı. Hatta bir Hollandalı profesör İslam'la ilgili böyle temiz, güzel baskılı kitaplar az diye bana ifade etti. Şimdi Kur'an meali çalışmamız bir yıl sonra inşallah o da çıkacak. Bizim amacımız burada İslam'la ilgili doğru bilgi bilgilenmek isteyen insanlara diğer kuruluşlarla beraber otantik bir şekilde Kur'an'ın, sünnetin, İslam dininin metinlerini Hollandaca sunmak. Bunu çok kıymetli buluyoruz, çok önemli buluyoruz. Rica ederiz efendim. Ben size teşekkür ediyorum. Yayıncı kuruluş olarak sağ olun, var olun.